Değerli arkadaşlar, bir meclis haftasında daha birlikteyiz. Dün meclis Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürekli gerdiği bir gündemle açıldı ve bu hafta yapılacak olan görüşmelerin de seyrini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başta genel başkanının, grup başkan vekillerinin ve yürütmedeki bakanların haksız, üslupsuz saldırıları belirledi ve dün mecliste kanunla ilgili bir kelime dahi konuşamadan, bir madde dahi konuşamadan kapatmak zorunda kaldılar. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi üzerimize ve kendisinden olmayan herkesin üzerine ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı bir dille saldırmaya devam ettikçe ve basın yayın organlarının üzerinden sosyal medya trollerinin yalattığı bir yalanın peşine partiyi, bakanları, milletvekillerini takmaya devam ettikleri müddetçe iç düzlükten kaynaklı, anayasadan kaynaklı bütün haklarımızla en net ve en sert muhalefeti yapmaya devam edeceğiz. Bununla karşılaştıklarında da dün olduğu gibi şaşırmasınlar. Adalet ve Kalkınma Partisi kutuplaşma virüsüne sarıldı. Covid-19 virüsüne karşı ve ekonomideki iflasa karşı çareyi kutuplaşma virüsünü yaymakta, çoğaltmakta buluyorlar ve bunun üzerinden yol almaya devam ediyorlar. Biz bu filmi görmüştük ve üzülerek tekrar izliyoruz. Pandeminin en başında toplumun tüm kesimleri Sağlık Bakanı üzerinden pandemiyle mücadelede kapsayıcı olun, iletişime açık olun ve pandemi sırasında hep birlikte bu beladan ülkemizi ve dünyayı kurtaralım, siyaset sonra gelsin yaklaşımını elinin tersiyle itmişti saray aklı ve o süreci hatırlayın. Nasıl yalanlara sarılınmıştı? Bir, PKK'nın vefa destek grubumuza yaptığı saldırının ertesi günü Adana Yüreğir'de aslında kendisi de vefa destek grubunda çalışan bir gencimizi, gençlik kolları başkanımızı efendim gece yarısı vefa destek grubuna saldırdı. Bir yanda PKK, bir yanda CHP diye bir yalana sarıldılar. Bayramı evladımız hapishanede geçirdi. Avukatları şunu açıkladı. O da vefa destekte. Karanlıkta kaymakamın da bulunduğu bir yerde kaymakamlıktan belediye arabasına, AK Partili belediyenin arabasına bir şey yaparken siz burada ne yapıyorsunuz? Neden gündüz günü yapmıyoruz? Bunlar nereye gidiyor sorusunu soran Eren'imizi önce sabah salıp Cumhurbaşkanı prompterlardan o Eren'e saldırınca tutukladılar. Avukatlar şunu dedi. MOBESE kayıtlarını açıklayın. Eren böyle bir şey yapmamıştı. Tamamen bir gün önceki vefa desteği yapan saldırıyı CHP ile eşitlemeye çalışan bir akıl. Birkaç gün sonra İzmir gibi özel seçilmiş bir kentte Çağbella gibi kentin belediye başkanıyla özdeşleşmiş bir şarkıyı minare hoparlörlerinden duyduk. Büyük saygısızlıktı, hadsizlikti. Onu çalanları bulmadılar şu ana kadar. Göya Süleyman Soylu onu çalanları derhal bulacaktı. Getirip minarenin altında ezan falan dinletecekti. Bulmadılar, bulamıyorlar, bulamazlar, bulmayacaklar. Bir CHP'li üyeye sen yaptın dediler. Banu Özdemir'e. Mahkemesine geçtiğimiz hafta sunulan emniyet araştırmaları da hem Banu Özdemir'in bu işle ilgisinin olmadığını hem bu konunun Banu Hanım üzerinden infial yaratmadığını söyledi. Oysa Cumhurbaşkanı dahil, bütün milletvekilleri, bütün bakanları, sosyal medya trolleri. Ondan birkaç gün sonra burada ben sizin gözünüzün içine baka baka geldiğiniz sandık sizi götürecek. Saray rejiminin sonu geliyor demiştim. İlk kısmı bıraktılar. Özgür Özel darbe çağrısı yaptı dediler. Bu iddiaların hepsi ama hepsinin şu anda yalan olduğu belli. Ama o gün pandemide gündemi değiştirmek, Covid'e karşı kutuplaştırma virüsünü sahaya sürme günüydü. Bugün Covid'in ikinci dönemindeyiz. Aynı yalanlarla karşı karşıyayız. Yine taktik şu. Bir milletvekilimiz tank palet fabrikasının satışını kasıtla
Ordu Katarlılara satılmış. Ne? Orduya satılmış mı diyorsun? Hayır, ne münasebet. Ben ordumuza bir şey der miyim? Kastettiğim tank palet fabrikasıdır dediği halde. Sözün bu kısmını değil, bu kısmını alıp bunun üzerinden ordumuza satılmış dediniz. Ordumuza satılmış dediniz. Döndürüyorlar utanmadan, satılmış ordu dediniz. Ve bu yalan stüdyodaki basın trolleri, devamında internetteki sosyal medya trolleri, sonra siyaset trolleri, sonra bütün AK Parti. Ve onun peşine, bu yalanın peşine daha kimlerin takılmaya çalışıldığı bir baskı sürecini hep beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımız bu konuda, bu çarpıtma beyana cevabını dün veriyor. Çok net bir şekilde. Kimin orduya gününde neler yaptığını, Ergenekon balyoz kumpaslarıyla neler yapıldığını, askerimizin kafasına çuval geçirildiğinde nota vermeyi, nasıl nota verelim, müzik notası mı bu diyen Erdoğan'ın tavırlarını ve ordunun yıpratıldığı sürecin tamamını anlattı ve Erdoğan'ın Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Buna cevaben Ömer Çelik'inden pergoleci hadsiz Fahrettin Altun'una, Cahit Özkan'dan Mahir Ünal'a kadar AKP'liler kendilerince cevaplar üretiyorlar. Örneğin Cahit Özkan, sen kimsin ki Cumhurbaşkanımızın adını anıyorsun? E ne olacak ya? Ana muhalefet partisi, iktidar partisinin genel başkanının adını ağzına almayacak mı? Bunu da mı yasaklıyorsunuz? Yani siyaset nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı zaten haksız olarak tarafsız bir cumhurbaşkanı için korunan cumhurbaşkanı hakaretle ilgili ceza kanunu maddesinin arkasına korkakça sığındığı, herkese en ağır hakaretleri ettiği, cevabı gelince de cumhurbaşkanı hakaretten dava açtığı bir süreçte bir de adını da mı anmayalım? Cahit Bey, biz isimler anarken siz hiç onları anmıyordunuz. Biz Ergenekon'da, balyozda bu ülkenin namuslu, şerefli subaylarına, amirallerine, generallerine kurulan kumpasları anlatıyorduk. Siz Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünde bu davalara müdahil olmak istiyorum. Ordu Evi'nde saklanamazlar. Ve var gücünüzle FETÖ'ye destek veriyordunuz. En çok Cahit Özkan niye bağırır? Bir bakın meclise, bir bakın. Belli bir konu olduğunda en çok hakaret edenler, en erken saldırıya geçenler, en hadsiz sözler hep geçmişinde, ellerinde, yüzünde FETÖ lekesi, FETÖ kiri karası, ellerinde FETÖ'nün kanı olanlar. Bunu net görelim, net bilelim bunu. Onun dışında pergoleci Fahrettin'e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaptığı hakaretler için teşekkür mü etmek lazım acaba? Pergoleci Fahrettin Bey, Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanıdır. Onun işi iletişimi koordine etmek. O bir memur, devlet memuru. Maaşı bütün vatandaşların vergisiyle veriliyor. CHP'li, HDP'li, İYİ Partili, MHP'li. Herkesin, oy veren vermeyen herkesin maaşını alan bir devlet memuru. Genel başkanımıza cevaben grup başkan vekilleri cevap veriyor. Yetmez. Beceremediler Fahrettin Bey'e göre. Bakanlar cevap veriyor. Beceremediler. Ömer Çelik yetersiz. Kim cevap verecek? Fahrettin Altun da konuşuyor üstüne. Bu ne demek? Hepiniz yetersiz, yeteneksizsiniz diyor. AK Parti'nin bütün seçilmiş siyasilerine, bütün atanmış siyasilerine. Kendisi devlet memuru. Elinde arkasında vatandaşın çivi çakamadığı boğaz içinde evinin yanındaki vakıf arazisine el atma, yakalanınca o gün kontrat yapma, sonra kendi elleriyle yıkıp suçu kabullenme, nüfus ticareti, nüfusu kötüye kullanma, makamı kötüye kullanma ve pergoleci Fahrettin AK Parti'de Cumhurbaşkanı dışındaki bütün siyasetçileri yetersiz, kifayetsiz gören, son sözü kendi söylemeye çalışan bir anlayış. Genel başkanımıza yaptığı, söylediği sözler haddi değildir. O hadsiz, atanmışı Adalet ve Kalkınma Partisi susturmadıkça bu hakaretlerin, bu iftiraların kendilerine yönelik, bu ortaya konan siz yetersizsiniz, en iyisini ben yapıyorum kibrinin
altında AKP'de kalacak. Biz kanun önünde hesabını sorarız. Günü gelir o makama liyakatlı birini oturtur. Bu pergoleci Fahrettin'in makamının nasıl doldurulması gerektiğini ülkemize de gösteririz. Pergoleci Fahrettin'den kanun önünde de hesabı çatır çatır sorarız. Ama AK Parti'nin midesi nasıl bu kadar şeyi kaldırıyor, nasıl kabulleniyorlar? Bir atanmışın, AK Parti'nin o kadar siyasisinin yerine kendini koyup bunlar beceremiyor, cevabı ben vereceğim demesini, bunu da AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Bizde olmaz. Bizde bir atanmıştan, bir görevini devlet memuru olarak yapan birinden tutup da siyasilere siyasi cevap duyamazsınız. Yapmayız, yaptırmayız. Nezaketten yaptırmayız, kendimize özgüvenden yaptırmayız. Biz veririz cevabını. Ama AK Partililer diyorsa ki biz yapamıyoruz, Fahrettin'e kaldı. Va onların hallerine. Ve elbette genel başkanın milli güvenlik sorunudur dediği Recep Tayyip Erdoğan için bunu diyemezsin. Gerekçelerine bakın. 15 Temmuz akşamı bir milli güvenlik sorununa karşılaştık. Onu yapanlara ne istedilerse biz verdik demedi mi Recep Bey? 15 Temmuz akşamı uçan uçakların içindekileri, tayin ve terfi ettirenleri, 15 Temmuz akşamına gelene kadar o yetkileri alanlarla birlikte Hulusi Akar yürümedi mi? FETÖ'cüler Atatürkçüleri çekip de otobandan Hulusi Akar en tepeye gitmedi mi? Bu milli güvenlik sorununun içinde Recep Tayyip Erdoğan yok mu? Milletimden özür diliyorum diyor ama milletini o duruma düşüren sen değil misin? Peki Rus uçağını sen düşürdün. İkinci mevzu. Ne yaptı Rusya? Sert bir ambargo. Mandalinacısından limon üreticisinden tutun da tekstilciye kadar herkesin canını okudular. Perişan olduk. Özür dileyeceksin dedi Rusya. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben düşürdüm, ben düşürdüm. Rusya çıktı dedi ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde damat Albayrak'ın IŞİD petrollerini nasıl alıp da pazarladığına ilişkin video sunumu yapacağız. Birkaç gün sonra özür mektubu ışık hızıyla yazıldı Rusya'ya. Milli güvenlik sorunu budur. Eğer sizin ya da aileniz bir süper güç tarafından tehdit ediliyor ve siz bu tehdit karşısında U dönüş yapıyorsanız, işte milli güvenlik sorunu budur. Ve devamında Amerikan Senatosu, Türkiye ile Temsilciler Meclisi, Türkiye ile ilgili dünya kadar konuda S-400 alamazsınız, Suriye'ye giremezsiniz, bilmem neyi yapamazsınız dediğimizi yapmazsanız asla ve size 16 tane yaptırım uygularız. Şunu yaparız, gık demiyor bizimkiler. Ama ne zaman dönülüyor, Erdoğan ve ailesinin mal varlığını araştıracağız dediklerinde bizimkiler U dönüşü yapıyor. İşte bu yüzden Erdoğan ve ailesinin mal varlığı da Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Gerekçeler bunlar. Bunları defalarca söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz, genel başkanımız da ifade etti, sıcak siyasetin içine ordunun, kışlanın katılmasını, ibadethanelerin katılmasını, okulların katılmasını hiçbir zaman doğru bulmadık. Maalesef bu ülke ilk kez partili bir genelkurmay başkanıyla tanıştı. Gecenin birinde de perdenin arkasından anons ettiler, takım elbisesiyle çıktı, Milli Savunma Bakanı oldu. Biz onu muhatap kabul ederiz, genelkurmay başkanına bir şey söylemeyiz. O ordunun başı. Ama maalesef bugün birileri tarafından saray aklınca yönlendirilen birileri sıcak siyasetin içine genelkurmay başkanını da soktu. Genelkurmay başkanı bugün yaptığı bir cümlelik de olsa açıklamayla siyaset alanına girmiştir. Dur paşam diyoruz. Orduya bunu yapma. Kendine bunu yapma. Üstündeki şanlı, şerefli ordunun üniformasına bunu yapma. Bir yalanın peşine bir partiyi taktılar. Bugün bir yalanın peşine sivil toplum örgütlerinin başkanlarını taktılar. Sen
Orduyu takma, o makamı takma. Ordu hepimizin ordusu. Sana vereceğim cevap bu kadar. Partili Genelkurmay Başkanlığı utanç verici bir şeydir. O utancın Hulusi Akar'a münhasıran kalmasını temenni ederiz. Genelkurmay Başkanlığı milletin Genelkurmay Başkanlığıdır. Partisi olmaz. Hepimizin göz bebeği Mehmetçiğin en üst komutanına sıcak siyaset alanına girme. Dur paşam. Sana bunu yaptırsalar da sen orada dur paşam diyoruz. Ve bugün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu ve onun başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Pelan Döken, TİSK Başkanı Veli Celal Koloğlu, Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamusan Genel Başkanı Önder Kahveci, Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harbiş'in Genel Başkanı Alaaddin Soydan hem Milli Savunma Bakanı'na hem de Genelkurmay Başkanı'na ziyaret edip orduya söylenen sözler için destek ziyareti yapmışlar. Hepsine birden söyleyeceğim şu, ayrı ayrı söyleyeceğim çok söz var ama hepsine birden söyleyeceğimiz şudur. Oraya sizi sizin ayaklarınız götürdü. Ama sizi oraya gitmeye zorlayan akıl saray aklıdır. Saray düzenidir. Maalesef sıkışmışlık siyaseti içinde her geçen gün oy kaybederken esnaf, çiftçi, memur, emekli, emekçi kan ağlarken ve onların haklarını savunması gereken sizler eğer bu tartışmada, bu yalanda siz de biliyorsunuz ki, hepiniz biliyorsunuz ki bizim milletvekilimiz Katar ordusunu, ordunun satıldığını değil Katar'a tank palet fabrikasının satıldığını kastettiğini söyledi defalarca. Hemen cevapladı. Dediler ki orduya satılmış mı? Orduya demem mümkün mü? Tank palet fabrikasını yiyorum dedi. Siz gidip bugün satılmış ordu sözleriyle ilgili destek ziyareti yapmışsınız. Ayaklar sizin, akıl sarayın. Atmosfer de şu. Bu tartışmada taraf olmayan bertaraf olur. Size bu mesajı, bu hissiyatı uyandıran, bu mesajı verenlerin tabii ki barolara ne yaptığı dün gibi gözünüzün önünde, Türk Tabipler Birliği'ni nasıl şeytanlaştırdığı gözünüzün önünde ve oraya gidip de bu yalandan taraf olmayanların bertaraf olma tehdidiyle sizin ayaklarınızın saray aklıyla oraya gittiğini biliyoruz. Ve elbette Rıfat İsarcıklıoğlu, madem ki heyetin başısınız, siz temsil ettiğiniz Türkiye Odalar Borsalar Birliği, siz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan diyor ki 20 milyarlık tank palet fabrikasını Katarlılara verdim. %50 artı birini Ethem Sancağı, Ethem Sancağı'nın ricasıyla 50-1 49'unu da Katarlılara sattılar. Karşılığında ne aldınız diye sorunca uçan saray demiyor tabii ama 50 milyon dolarlık yatırım yapacaklar. 50 milyon dolar Rıfat Bey sizin için nedir? 15 dakikada toplamaz mısınız? Madem ki orduyu seversiniz, madem ki kollarsınız, satılmış tank palet fabrikası satılmış sözüne tahammülünüz yok desteğe gittiniz. Hadi geri alın. 50 milyon doları 15 dakikada toplayın. Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın arkadaşlar. Ya da eğer bu ülkede demokrasi olsaydı o ayakların Hulusi Akar'a bir yalanın peşinden, bir troll yalanının peşinden koşmak için onun peşine takılarak gitmek yerine asgari ücret en az 3100 lira olması gerekiyor. Dolardan bile çevirsen biz 3100 lira, 3500 lira askeri ücret istiyoruz diye gidilirdi bir yerlere. Belki de meydanlara. 39 liraya insanlar açlık ve sefalete terk ediliyorlar. 39 lira al, sus. Bu paraya kira mı öder? Günlük 39 lira. Karnını mı doyurur? Çoluğuna çocuğuna evin yakıtını mı alır soran yok.
Gidip buna itiraz eden yok. Bir yalanın peşinde koşuyor insanlar. Memurların onca sorunu var. Kamu işçilerinin onca sorunu var. Bu kadar sorun durarken beyefendileri bir yalanın peşine yollayan saray aklına ve bu saray aklının hakim olduğu, hakim kıldığı bu korku düzenine yazıklar olsun. Yoksa dönüp de her birine söylenecek o kadar çok söz var ki. Her biri uçaklarda, her biri telefonların olmadığı yerlerde, en sevdiklerine, en yakınlarına, yanın başındakilere, kim bilir bu korku, bu saray düzeniyle ilgili neler söyleyecekler daha sonraki zamanlarda. Dünyada hiçbir ciddi demokrasi COVID-19 sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nden veri sakınmadı, gizlemedi. Tekiz. Dünyada hiçbir ülke vakayla hasta sayısını ayırmadı. Tekiz. Dünyada hiçbir sağlık bakanı aylarca hasta vaka sayısı diye hastanede yatan hastaların sayısını açıklayıp bu yalanın üstüne oturup susmadı. Dünyaya rezil olduk. Bir gecede hastayla vaka kavramı tekrar birleşti dünyadaki bütün sağlıkçıların kabul ettiği gibi. Çok basit bir bilgiyi paylaşmak isterim. Salgınlarda hastalarla klinisyenler, klinikteki doktorlar ilgilenir. Vakalarla halk sağlıkçılar ve sahadaki salgınla mücadele eden ekipler ilgilenir. Sen hastaneye yatırdığın hastaya artık tedbirini almış doktorla, hemşireyle ve bulaştırma riskiyle ilgili başka tedbirlerin olduğu odalarda mücadele edersin. Ama salgını dışarıdakiler yatırmadıkların yayar. Vakayı gizleyip hastayı ilan etmek, içinde bulunulan fecaati milletten gizlemek olduğu gibi salgınla mücadelenin beline odunu vuran da budur. O yüzdendir ki bugün Türkiye'de günlük ölüm sayıları 200 sınırına dayanmıştır. Maalesef neredeyse her gün bir Soma faciası, her gün 2-3 tane gar katliamı, her gün 8 tane merasim sokak saldırısı yaşar duruma geldik. Bu ölenler de bizim insanlarımız. Birilerinin annesi, babası, evladı, kardeşi ölüyor. Ve bu sorumsuzluğa sessiz kalacak değiliz. Bunun hesabı verilmeli. Şu parlamentonun gen soru mekanizması elinde olaydı, millet adına hesabını sorabiliyor olaydık, rejime karşı eden anayasa değişikliği milletin elinden o yetkiyi almamış olsaydı, biz şu anda onu yapıyorduk. Milletimizin vicdanına gen soru veriyoruz, Sağlık Bakanı'na. Milletin vicdanına şikayet ediyoruz. Ve ilk günden beri uyardık, dinlemediniz. Sağlık meslek örgütleri uyardı, dinlemediniz. Sağlık alanında örgütlü sendikalar uyardı, dinlemediniz. Geldiğimiz noktada Türkiye'yi yönetemez, savrulan ve artık ipin elden kaçtığı bir sürece getirdiniz. 1,5 yaşındaki Sakine Akta, onun ölümü bu kötü yönetim sürecinin sembolü olmuştur. Aylan bebek gibi. Aylan bebeğe bakınca dış politikadaki hatalar ve aylan bebeği Ege'nin soğuk sularına sürükleyen neyse, Sakine'nin 1,5 yaşındaki Sakine'nin cansız bedeni de odur. Sakine'nin hatırasına, Sakine'yi vicdanlarımıza, onun acısına emanet ediyoruz. Bunun hesabını günü gelince soracağız. Ve biz sosyal devlet gereği virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 gün boyunca kesintisiz bir kapanma ve karantinayla sağlanması gerektiğini savunuyoruz. Kapanma sırasında halka doğrudan gelir desteği sağlanmalı. AVM'ler ve kalabalık buluşma merkezleri tamamen kapatılmalı. Atanamayan tüm sağlıkçılar. Bizi ne beklediğini bilmiyoruz. Tüm sağlıkçılar. Bekleyen bütün sağlıkçılar atanmalı. Yorgun sağlık ordusunu, yorgun sağlık ekiplerini önce dinlendirmek,
hayatını kaybedenlerin yerine geçmek, gelecekteki olası ihtiyaçlara karşı yedek bir güç olarak tutulmak üzere bir tane atanamayan sağlıkçı bırakılmamalıdır. Sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım ihtiyaçları giderilmeli. Sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödemeler hakkaniyet gözetilerek ödenmeli. Sağlık emekçileri için COVID-19 acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. COVID-19'dan hayatını kaybeden sağlık emekçileri şehit sayılmalı, şehit statüsüne alınmalı. Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü yeniden açılmalı. Şehir hastanelerinin açılmasıyla kapatılan devlet hastanesi, çocuk hastanesi, doğum evi gibi mekansal varlıklarını koruyan binalar derhal pandemiyle mücadele hastanesine dönüştürülmeli. Devlet ve üniversite hastaneleri içinde bulundukları borç batağından çıkarılarak salgınla mücadelede yaşadıkları dezavantaj ortadan kaldırılmalı. Özel hastanelerin yoğun bakım sistemleri kamunun kullanımına açılmalıdır. Bu önemli gördüğümüz tespitleri bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. Ben bugün diğer başlıkları yarına bırakarak bir tek iletilmiş bir soruyu cevaplayacağım. Ardından kadın milletvekillerimizin bir açıklaması olacak. İki basın toplantısını birlikte değerlendirdik ve onun da kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmesini son derece önemsiyor. Son derece önemli bir açıklamada bulunacaklar. Varlık Fonu'nun CEO'su Zafer Sönmez çok iyi bir değere Borsa İstanbul'u Katarlılara sattığını söylüyor. Çok iyi bir değere. AKP'ye yakın birkaç tane yazara çizere de efendim 2015'te şu kadara satılmıştı şimdi daha iyi falan. Lamıcı mı yok şunu soruyoruz şunu. Tek alıcının olduğu bir piyasada alıcı mı avantajlıdır satıcı mı? Kardeşim Çin istisnasını sayma özel durum var orada. Katar'dan başka size dolar swap açan var mı? Yani bir başımıza kaldık Katar'la bir başımıza. Ya bırak bizim Borsa İstanbul'u. Selamımızı almıyor dünya bizim. Selamımızı. Kötü dış politika, kötü ekonomi yönetimi. Kibirli, dinlemez. Halen daha da sürdürdüğünüz. Bütün dünya biliyor. Doktrinde var. Kötü yönetirsen ekonomiyi faizler yükseliyor. Hayır diyor. Faiz sebep değil sonuçtur diyor. Faiz sonuç değil sebeptir diyor. Ben faizi zorla düşüreceğim diyor. Dolar fırlıyor. 5 liralık dolar 8,5 liraya gidiyor. Damat gidiyor, inat sürüyor. Uygulayıcılar vazgeçeceğiz diyorlar. Ama sözle hala daha bir fikri saplantıyla bunu söylemeye devam ediyor. Dünya Türkiye'de mal güvenliği yok diye, can güvenliği yok diye. Ya muhalefet partisinin İstanbul gibi bütün dünyanın bildiği şehri belediyesini kazanmış mazbataya çöktünüz. Hukuk güvenliği yok diye dünya Türkiye ile arasına mesafe koyuyor. Katar dışında selamımızı alan kalmadı sayenizde. Borsa İstanbul'u iyi fiyata satmış. Tek alıcı. Dünyayı açsaydın ya. Borsa İstanbul'u satacağız deseydin ya. Gizli kapaklı emirle anlaşma yapmasaydın ya. 10 maddeli anlaşma yapıyorsun. Tek başına karar verip yapıyorsun. Şeffaflık sıfır. Bir de bugünkü açıklamada demiş ki her şeyimiz şeffaf. Kim biliyordu? Kim? Bir tane AK Parti'ye oy veren vatandaşım desin ki bu malların Katar'a satıldığını önceden biliniyordu, şeffaftı gitti. Kim biliyordu? O yüzden kaç paraya satıldığı, kime satıldığı çok önemlidir. Dünyada mahkum olduğumuz ilişkisini sürdüren, bizle sürdüren tek ülke Katar'a mahkumuz ve Katar Kanal İstanbul'un etrafındaki bütün değerli arsaları, Türkiye'nin işte en çok izlenen dijital platformundan tutun da futbol maçlarını, en sonunda Borsa İstanbul'un %10'unu, dünya kadar varlığımızı Katar Katar Katarlılara verdiler. Verilen parayı iyi paraya verdik diyenin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Hiçbir inandırıcılığı. Bir kişiye satabildiğin bir şeyi iyi paraya satmış olamazsın. Dünya ile ilişkilerin iyi olsaydı, emin ol, belki Katar alırdı ama bu fiyatın belki de 3 katını alırdı. Çünkü başka rakipler olurdu.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii tabii. Taciz, tecavüz, kadına karşı şiddet, bir kelimeyle sıfır tolerans, sıfır taviz. Bir saniyelik gecikmeye tahammül olmaz. İstanbul'da ortaya atılan iddia, benim bildiğim ortaya atılan iddia atıldığından sonra değil. Önce kesin ihraç talebiyle disiplin işlemi başlatılmış. Bu konuda bir kusurumuz yok. En ufak bir gecikmemiz olmaz. Bu konuda beyan, kadının beyanı esastır ilkesine sonuna kadar sadığız. Asla ve asla bir saniye düşünmeden gereği yapılır. O konuda hiçbir şey yok. İki, şimdi bir gerçek var. Ekrem İmamoğlu'na bir suikast girişimi hazırlığı olduğuna ilişkin İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibine bilgi verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama, bir internet sitesi suikast girişimi tasarlayan, suikast hazırlığında olan kişi yakalandıydı. Açıklama onu reddediyor, böyle bir şey yok. Ama istihbari bilgiyle suikast girişiminden haberdar olunduğunu söylüyor, suikast hazırlığını doğruluyor. Bir, yeni değil ki, Artvin Şavşat'ta genel başkanımıza PKK kurşun sıktı. Şehidimiz var. Daha iki gün önce, üç gün önce görülen, iki gün önce görülen duruşmada genel başkanımıza Süleyman Soylu'nun azmettirdiği, Süleyman Soylu'nun CHP'lileri şehit cenazelerine sokmayın diye yarattığı iklimin üstüne linç girişimi oldu. Adalet yürüyüşünde biz yürürken bomba yüklü IŞİD minibüsü yakalandı. Hazırlayanlar ve saldırgan yargılanıyor hali hazırda. Bu şartlar altında bir IŞİD'in suikast hazırlığı daha şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan bunu bir internet sitesi suikastçı yakalandı diyor. O yalanlanıp suikast haberi doğrulanırken AK Parti aklı, troll aklı yine bir hashtag açtı. Efendim suikast yalanı. Ya bir kere bir suikast İhtimali tüyler ürperticidir. Hangi siyasetçi olursa olsun. İstediğimiz kadar rakip olalım, hepimizin canı bu devlete emanettir. Sen devleti parti devleti yaparsan böyle bir konuyu bile siyasileştirip kutuplaşma aracı. O haberi yapan İstanbul Büyükşehir'in basın servisi değil ki. Bir gazeteci iddiada bulunuyor. O iddia internette yer alıyor. O iddia sayesinde de öğreniyoruz ki bir suikast girişimi var. Bütün toplum alarma geçiyor. Ama bunun istihbari bir bilgi oldu. Yani IŞİD'in içinden MİT, emniyet istihbarat, istihbarat toplamış. Görevleri bu. Çok da doğru yapmışlar. Bunu da doğruluyorlar. Ama bir bakıyorsunuz koca koca belediye başkanları, bakanlar bilmem ne. Efendim suikast yalan. İnşallah yalan çıksın. Allah göstermesin yani. Suikast yalanı yalan çıkarsa bundan memnuniyet duymamız lazım hep beraber. Suikast dediğin şey yalan çıkarsa. Hangi siyasetçi olursa olsun tüylerimiz ürperir. Devletin görevi hepimizi korumak. Bir de bu suikast hazırlığı Ekrem İmamoğlu'na yapılıyor derken işte bir Trabzonlu Ekrem İmamoğlu bir ailenin evladı onun vücuduna bedenine falan değil ki arkadaşlar. Bu suikast girişimi Ekrem İmamoğlu herhalde babasının köfteci dükkanında devam etseydi kasada ya da kendi işinde gelip de yapmayacaklardı. Bu suikast girişimi 16,5 milyon İstanbullunun iradesinedir. Oy vereniyle vermeyeniyle. Bu suikast girişimi Türkiye'nin en büyük metropolinin en son seçilmişinedir. Böyle bir şey varsa ve engellerseniz fark ederseniz bu devletin görevidir, şerefidir. Bunu yalanmış falanmış diye tiye alırsanız bu yaptığınız siyaset değildir. Bu başka bir şeydir. Yapmamak lazım. Ayıptır yani yapanı utandırır. Bir de Allah göstermesin yarın böyle bir şey olur.
O tweet'i atan örneğin Fatma Betül Sayankaya, Sayın Bakan geçmişte. Çok saygıyla dedik ki biz burada bu mecliste her bakana sert yaparız. Aile, kadından sorumlu bakanı sakınırız dedik biz bu mecliste. En duyarlı olması gereken kişi kendini hem siyasetçi olarak hem Ekrem İmamoğlu'nun ailesi açısından anne duygularıyla, eş duygularıyla, siyasetçi duygularıyla en anlaması gereken kişi tweet atmış suikast yalanı diye. Allah'tan inşallah yalan çıkar. Doğru çıkarsa o tweetin altından nasıl kalkarsınız? Öyle bir şey gerçekleşse dün o kadar tweet atan AK Partili o yalanın o tweetin altından nasıl çıkar? FETÖ meselesinde olduğu gibi parmaklar nasıl tutar? Yine tweet silersiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka soru olmadığına göre ben kadın milletvekillerimizi davet ediyorum. Onları dinlemeye geçiyorum. Efendim özür dilerim. Pardon. Evet. Saygıdeğer basın mensupları, küresel salgının etkilerinin son derece yoğun yaşandığı şu günlerde 5 Aralık Türk kadınına seçilme hakkını kazanmasının 86. yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadın vatandaşları olarak bugün sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyetimize borçluyuz. Dünyada kadınların yüzyıllara süren hak mücadeleleri tarihiyle kıyaslandığında tarihimizde kadınların Tanzimat'la başlayan, meşrutiyetle şekillenen toplumsal yaşamda var olma çabalarının ilk siyasal girişiminin de Cumhuriyet'in ilanı ile var olduğunu ve kazanıma dönüştüğünü görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının peşi sıra devrimleriyle kadınlar eğitim, toplumsal yaşam, iş ve aile yaşamında elde ettikleri kazanımlara karşın siyasal hakları için 1930 yılına kadar beklemek zorunda kalmışlardır. 3 Nisan 1930 tarihinde belediye kanununda yapılan değişiklikle belediye seçimlerine katılma, 26 Ekim 1933'te köy kanununda yapılan değişiklikle köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlıklara seçilme hakkı elde etmişlerdir. 5 Aralık 1934'te Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekilinin sunduğu Anayasa ve Seçim Kanunu değişikliğiyle yasa teklifinin onaylanmasıyla oylamaya katılan tüm milletvekillerinin oy birliğiyle kadınlar milletvekili olarak seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdir. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Tam 86 yıl önce tüm milletvekillerinin erkek olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kadınların bu hakkı elde etmesine karar verilmesiydi. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısına baktığımızda içlerinde kadınların da var olduğu, iktidar partisi mensuplarınca kadınlar konusunda getirilen araştırma önergelerinin ve yasa tekliflerinin reddedilmesi son derece üzücüdür. Ebedi ve tek önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin bu kararı vesilesiyle gerçekleştirdiği toplantıda bu konuşmayı yapması son derece değerlidir ve mevcut iktidarın kadına bakış açısını göstermesi açısından bir kez daha gözler önüne serilmektedir. İzninizle sizlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bu konuşmayı paylaşmak istiyorum. Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramamız gerekecektir.
Türk kadını evdeki medeni mevkiini selahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında muvaffakiyetler göstermiştir. Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda kadından esirgenen bu hak bugün Türk kadının elindedir ve onu selahiyet ve liyakatle kullanacaktır. Evet, o gün için dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar henüz seçme ve seçilme hakkını elde edememişken Türk kadını 1935'te yapılan ilk seçimlerde 5. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde oy 17 kadın milletvekiliyle seçimlerde temsil edilme, milletvekiliyle temsil edilme hakkını kazanmıştır. O yıllarda kadınlar daha pek çok ülkede bu hakkı elde edememişken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahip olunan bu temsiliyet oranıyla dünya ikincisi olduğumuzu hatırlatmak isterim. Bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısına baktığımızda ne yazık ki 2020 Ocak verilerine göre 124. sırada yer aldığımız söyleniyor. Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesini kutladığımız bu günlerde Atatürk'ün devrimlerinden en önemlilerinden biri olan siyasal hak kazanımları ile minnet ve gurur duyuyorsak da atamızın söz ettiği şekilde yetki ve selahiyetle bu haklarımıza sahip olamamayı toplumun %50'sini oluşturan kadınların karar mekanizmalarında yeterli sayıda yer almamasını, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu denli düşük oranla temsil edilmesini kabul ediyor değiliz. Bu düşük oranlı temsiliyet demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesinde büyük engel oluşturduğu kadar bugün ülkemizde yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı kadın sorunlarının çözümünün önünde de engel oluşturmaktadır. Bugün şikayetçi olduğumuz eşit işe eşit ücret arayışı, kadın yoksulluğu, kadının istihdamda yeterince yer alamaması, kayıt dışı çalışması, çalışma hayatına atılmada önünde engel oluşturan çocuklarını bırakacakları kurumlardan yoksunluğu, iş yerlerinde uygulanan mobbing, reklamlarda, dizilerde kadın bedeni üzerinden ve kimliği üzerinden sömürülmesi, çocuk evlilikler, çocuk yaşta gebelikler, kadının uğradığı fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital şiddet ve her geçen gün artan kadın cinayetlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığını söylemeye de devam edeceğiz. Mevcut iktidarın bakış açısıyla fıtrattan, yani yaratılıştan kaynaklanmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığında her fırsatta haykırmaya da devam edeceğiz. Daha da söylediğimiz çok şey var. Toplumsal cinsiyet eşitliği tamlamasını bile kullanmaktan kaçınan, kadını bir birey, bir vatandaş olarak görmeyen, hala iyi anne, iyi eş düzleminde tutmaya çalışan anlayışla bu sorunları çözemeyiz. Şiddete sıfır tolerans deyip imzalamakla övünüp muhafazakar çevrelerden tepki var diye İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atmaya çalışarak da çözemeyiz. 6284 sayılı yasayı etkin uygulamayarak da çözemeyiz. Kadının son derece yoğun iş yükü altında aile, çocuk, sosyal politikalar ve çalışma bakanlığı içine sıkıştırarak da çözemeyiz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi uygulamayarak da çözemeyiz. Aslında her biri birer insan hakkı ihlali olan kadın haklarını alanında çalışan tüm sivil toplum örgütleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yıllardır mücadelesini sürdürüyor. Başta eğitim olmak üzere tüm kamu kurumları ve kuruluşlarıyla birlikte koordineli, gerçekten samimi ama gerçekten de samimi olarak toplumda kadına bakış açısını değiştirecek, zihniyet dönüşümünü sağlayacak politikalar üretilmesi ve uygulanması gerektiği dile getiriliyor. Hukuksal uygulamaların zorunluluğu önemli vurgulanıyor.
Zihniyet dönüşümünün yanı sıra bu dönüşümün de bir parçası olarak aynı zamanda karar mekanizmalarında kadın temsiliyetinin arttırılması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Kadın temsiliyetinin kadınlara ait deneyim ve düşüncelerini siyasete taşıyarak yeni bakış açıları ve yöntemlerin demokrasiyi de zenginleştireceği, erkek egemen bakış açısını dengeleyeceği ve tek uçlu politikaların üretilmesine de engel olacağı kesindir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak kadınların siyasette temsilinin arttırılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu alan siyasi partilerin keyfi uygulamalarına bırakılacak bir alan değildir, olmamalıdır da. Siyasi partiler yasasında bir ihtiyaca değişiklik duyulmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli üstünde durduğu ve deklare ettiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız siyasi partiler yasasında kadınların siyasette %50 temsiliyetle yer almasını sağlayacak olan teklifi sivil toplum kuruluşlarına sunmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağımız siyasi partiler yasası değişikliği teklifinin mecliste temsilcisi bulunan tüm milletvekillerinin tıpkı Cumhuriyet'in ilk yıllarında var olan anlayış ve ruhla kabul edilmesi için buradan da bir çağrıda bulunuyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm bu konuda emek verenleri rahmet ve minnetle anıyor. Bu alanda yıllardır toplumsal mücadele sürdüren sivil toplum örgütlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri vatandaşlarımızla buluşturan siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ederken Cumhuriyet Halk Partimiz adına tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşanacağı günler dileyerek saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabiliriz. Peki, teşekkür ediyoruz.